Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Kanlı Mağurya Valisi'ndeyiz. Babunun hesabından ordu bastık ve gelinen noktada vali bu şekilde sonuçlandı. Bakalım neler olmuş. Evet dostlar, bugün Mağurya Valisi'ni oynuyor olacağız. Abimin hesabındayım. Biliyorsunuz ki 4 kişi oynuyoruz biz bu oyunu. Abim, yengem ve kız arkadaşımla beraber oynuyoruz biz oyunu. Onlar süvariler ve uzun zamandır birikim yapıyorlar. Mağurya Valisi'nde artık bu birikimleri taçlandıracağız. Yengem de aynı zamanda kendi hesabından kendisi oynuyor. Ben de abimin hesabını bir videolaştırmak istedim. Bugün neler yapabiliyoruz? Ne şekilde valide verim alabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi dostlar, bu hesabın elindeki hızlandırmaların sınırı 225 milyon civarında bir puanda tükeniyor. O noktada buraya kadar çıkabiliriz ama şunu da yapabiliriz. Hızlandırmaları ikiye bölüp bir valide işte 100 küsür milyon, bir valide işte yine 100 küsür milyon yapıp iki validen de alabileceğimiz maksimum kafayı elde edeceğimiz şekilde de oynayabiliriz. Bunu aslında belirleyecek olan şey valiye oynayacak insanların ne kadar basacağı. Ona göre bakacağız. İlk vali olduğu için ve KVK öncesi olduğu için herkes artık Maruya'yı KVK'da kullanmak istediğinden dolayı birazcık kanlı bir vali olacak. Bu noktada biz neler yapabiliyoruz? 2.885.000 asker eğitebiliyoruz. Hani bunun içerisinde 1.300.000 direkt T5 süvariyi kendimiz üretebilecek pozisyondayız. Elimizdeki kaynaklarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Sadece hızlandırmamız bu noktada tükenebiliyor. Elimizdeki hızlandırmanın miktarı 1.383 gün civarında. Askeri ve genelin toplamı bu. Hızlandırmalar dışında hesap Almanya olduğu için bir Almanya buff'ımız var. Ründen %10 çıktı maalesef. %15 çıkmadı bugün. %10 rünümüz var. Krallık buff'ımız var %10. Aynı zamanda da dük alıp %10 da oradan alıyoruz. O şekilde basıyoruz ordularımızı. Bu hesap aslında 80 milyon civarında güce kadar da böyle hani çıkmasını istediğimiz bir hesap ama bir noktada durmayı düşünüyorum açıkçası. Yani hızlandırmaların hepsini tek valide bitirmektense iki valiye paylaştırdığımızda alacağımız kafa sayısı biraz daha artabilecek pozisyonda oluyor genelde. Bu yüzden de hani hesabımızı diğer spenderlarla dövüştürürken bu noktada yaptığımız birikimleri biraz daha mantıklı değerlendirmemiz gerekiyor valiye oynarken. Biz de şu anda elimizdeki T4'leri T5'e çevirerek puanımızı yapmayı hedefliyoruz. Hani devamında gerekirse yine süvariden sıfırdan T5 üreteceğiz ama çok da fazla o topa girmeden bu validen birincilik alabileceksek elimizden geldiğince onu yapmaya çalışacağız. Bu noktada önce T5'leri atarak başladık. Hani sizin de valiyi oynarken yapmanız gereken yegane şey aslında yetiştirdiğiniz T4'leri T5'e çevirmek. Tabii ki bazen yetişmeyebiliyor, yani KVK'larda askeriniz ölüyor vesaire, hani T4 sayınız yeterli olmayabiliyor valiler için. Sıfırdan yetiştirmeniz gerekiyor askeri. Sıfırdan yetiştirdiğiniz zaman daha fazla hızlandırma kullanıp daha az puan kazanıyorsunuz valide. Bu yüzden de mümkün olduğunca T4'leri T5'e çevirerek valilere oynamaya gayret gösterin. Biz de bu şekilde yapmaya çalışacağız. Üstü gerekirse yine süvarimizi üreteceğiz. Dostlar, bir yandan ordu basarken diğer yandan da neler yapacağız öbür etaplarda ve KVK'da, ondan bahsedeyim. Şimdi ikinci etap bildiğiniz üzere barbar etabı. Şimdi valiye oynarken bir yandan KVK'ya konu nereden geldi diyeceksiniz. Buradan geldi dostlar. Barbar kesmeyeceğiz biz valide. Çünkü oynayacağımız KVK senaryosu Kahraman Marşı senaryosu, yani fetih sezonu senaryolarına dahil. Bu da şu demek oluyor. Kristal kasmamız gerekiyor barbar keserek. KVK'nın içinde ve AP'lerimizi oraya saklamamız gerekiyor. KVK'daki performansımızı bu çok etkileyecek. Kristal teknolojimizin ne kadar yüksek olacağını veya oyundaki teknolojimizin ne kadar yüksek olacağını bu belirliyor olduğu için mümkün olduğunca AP'lerimizi saklamamız gerekiyor. Bu yüzden valinin barbar kesme etabını pas geçmiş olacağız. Bunun için şöyle bir yol geliştirdik. Birkaç gün önceden toplamaya başladık dostlar. Toplama yaparken de şunu tercih ettik. Elmas topluyoruz. Deliler gibi elmas topluyoruz dostlar. Bu elmaslar sonucunda ne yapıyoruz? Yani toplama eventi bitinceye kadar çok fazla elmastan puan elde edebiliyorsunuz eğer toplamayı elmas üzerinden yaparsanız. Diğer kaynaklara göre çok daha fazla puan kazandırıyor size. Ve birkaç gün önceden başladığımız için barbarda harcamayacağımız AP açığını oradan kapatabileceğimizi düşünerek böyle bir yönteme geçtik. Size de öneririm. Biz bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Şehre kıtalarımızı kaçırmamak için şöyle bir yatırım yaptık.
Bildiğiniz üzere işte krallıkta birinci birlik, ikinci birlik var ve bunların hepsinin üçüncü bölgeye bir girişleri var. İkinci bölgenin geçitleri var. İkinci birliğe giriyorsunuz ve onun yani o birliğin ikinci bölgeye geçişinden geçiyorsunuz. Üçüncü bölgeden ikinci bölgeye geçitlerinden kıtalarınızı sokuyorsunuz. Ve onların ikinci bölgesinde farmlarken kendi birliğinize yani birinci birlikteyseniz birinci birliğe geri dönüp elmas farmlamaya devam ediyorsunuz. Ve bu noktada elmas farmlarken eğer kaçırırsanız sizin ordunuz en fazla ikinci birliğin geçidine kadar yürüyebiliyor. Ve geçit size ait olmadığı için o geçitten geçip şehrinize dönemiyor. Bu yüzden de kıta kaçırma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Biz de yatırımımızı elmas toplamaya yaptığımız için böyle bir yola başvurmak zorundaydık. Bu taktiği de bu videoyu buraya kadar izleyenlere vermiş olalım dostlar. Bu taktik de işinize yaradıysa bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Devam edelim güç arttırma kısmıyla. Şimdi güç arttırmada şöyle bir durum var dostlar. Ordu üretmeye göre güç arttırma çok fazla puan vermiyor. Bu hesap hani bilerek teknolojisini ve şeyini fullemedi. Yani inşaatını fullemedi. Buradaki hesabımız şu yönde. Mümkün olduğunca hızlandırma biriktirip böyle güç arttırma etkinliklerinde yani efsane bir şehir teması veren güç arttırma etkinlikleri geldiğinde oynamak için bu hesap harcamadı. Yani onları bitirmedi. Bu yüzden elinde tutuyor. O etkinliğe yönelik bir yatırım yapacağı zaman yani işte o etkinlikte 30 milyon 35 milyon puan yapabilecek pozisyona geldiği zaman harcamak üzere elinde tutuyor bu hesap onları. Zaten gerekli olan birimlerin T5'ini açtığı için herhangi bir eksiklik de hissetmiyor açıkçası. Yani hesabı ona göre planlamış durumdayız. Bu yüzden güç arttırmaya yönelik de bir yatırım yapmayacağız. Ama siz hani oynadığınız zaman valiye tavsiye eder miyim noktasında şunu söyleyeceğim dostlar. Eğer güç arttırmaya yönelik sırf hiç harcamayacağınız şeyleri basacaksanız bence o kadar hesabınızın hani basmaya ve işte geliştirmek için bu kadar güdülenmeye gerek yok. Ama zaten T5 açacaksınız. Zaten işte hani hali hazırda ordu üretimini atıyorum süvariden yaptınız. Piyadenin T5'ini de işte KVK için açmayı düşünüyordunuz. Açacaksınız. Hani bunu yapın. Ama ekstradan işte ben inşaatımı fulleyim, teknolojimi şey yapayım veya işte mancınıklarım bile T5'ini açayım, vali oynuyorum nasıl olsa gibi bir düşünceye geçmeyin. Çünkü bu tarz şehir teması alabileceğiniz etkinliklere birikim yapmanız ve hazırlamanız orada kazanacağınız puanı etkileyecek ve işinize daha çok gelecek. Çünkü orada yarışacağınız balinalara inşaat ve teknolojiden fark atabiliyorsunuz. Puan olarak bir fark yaratabiliyorsunuz. Bu yüzden de güç arttırma ile ilgili düşüncelerim bu şekilde dostlar. Kilement'ten bahsedelim. Biz şu anda KVK'ya gireceğimiz için herhangi bir şekilde Kilement bizim krallığımızda yasaklı durumda. Yani yapamıyoruz. Bunun sebebi de şu. Yani biz düşmanlarımıza savaşmak için harcayacağımız kaynağı sırf vali için birbirimize harcamamızın doğru olmaması, aynı zamanda düşmanlara yönelik olan harcamamızı da azaltacağı için böyle bir şeyi yasak tutuyor krallığımız. Gayet mantıklı bir şey. Böyle olması gerekiyor. Bunu eleştirecek değilim tabii ki. Olması gereken şey bu. Ama bundan sonraki valilerde mesela düşmanlarla savaş açılmış olacağı için herhangi bir şekilde Kilement yasak olmayacak. Tabii ki şu anlamda yasak olacak. Kendi krallığından birileriyle savaşman yasak olacak. Bir de fid yapman yasak olacak. Bu zaten bütün krallıklarda mevcut olan bir durum. Herhangi bir sorun yok yani bunda. Biz de düşmanlarımızla savaşırken bundan sonraki valilerde Kilement'i yapıyor olacağız. Karışık etabı ile ilgili de şunu söyleyeceğim dostlar. Karışık etabında eğer bulunduğunuz pozisyonu kaybedecek bir durumunuz oluşursa yani birisi fid yaparsa birisi işte çıkıp son anda sizin mevcut yerinizi arkadan gelip aşağıdan gelip geçmeye çalışırsa elinizde tutmanız için gereken bir kısım. Biz de elimizdeki hızlandırmaların hepsini bitirmediğimiz takdirde o noktada yerimizi korumak için yatırım yapacağız ve o bizim B planımız zaten. Emniyetsi baba olsun diye getirilmiş bir etkinlik kısmı açıkçası. O kısımda da yine yerimizi korumak için elimizi hazır tutuyor olacağız ve online olacağız. Planlamamız bu şekilde dostlar. Evet dostlar, uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda toplamda 2 milyon 300 bin asker üreterek valide üçüncülüğe yerleşmiş durumdayız. Daha fazla üretebiliyoruz aslında, devam edebiliriz ve şu anki puan durumunun üstüne çıkabilecek pozisyondayız. Ama yine de karşımızdaki hesaplar Spender hesaplar, çok fazla para harcayan hesaplar olduğu için bir tanesi Çinli, bir tanesi Koreli zaten. Korelilerin mesela para harcamaya yönelik bir limiti de yok. Yani istedikleri kadar gold chest satın alabiliyorlar. Diğer ülkedeki insanlar hani 3 taneye kadar alabiliyor. Böyle bir sınırlama olduğu için
hesabımızı bu yarışa sokmak istemedik. Hem kaynaklarımız yıpranacaktı, hem hızlandırmalarımız yıpranacaktı. Bu tarz bir yıpranmaya gerek olmadığına karar verdik ve bu noktada bıraktık. 125 milyon civarında daha puan yapabilecek hızlandırmamız ve kaynağımız mevcut aslında. Neden yapmıyoruz? Şu yüzden yapmıyoruz dostlar. Biz en ihtimalle ikinci olsak, yani bu balinalardan bir tanesi bize ikinciliği bıraksa, birinciliği elimizden diğeri alsa 90 kafa elde ediyoruz. Şu anda biz 60 kafa elde edeceğiz. Elimizdeki 100 milyon, 125 milyon civarında puan artışı yapabileceğimiz hızlandırmaları sakladığımız takdirde, yani herhangi bir valide dördüncü olursak eğer 50 kafa elde edeceğiz. Toplamda 110 kafa elde etmiş olacağız ve ikinci olmaktan daha karlı noktada olacağız. Bu yüzden bu valide bu kadar yeterli dedik ve basmayı bıraktık. Ne kadar ordu bastık, ne kadarı T4'tü, ne kadarı T5'ti, birazcık bunlara göz atalım. Şimdi dostlar, biz aslında yaklaşık 3 milyona kadar ordu üretebiliyorduk. T4'ten T5'e atarak, aynı zamanda sıfırdan üreterek toplamda 3 milyona yakın ordu üretebiliyorduk. Ama gelinen noktada 2 milyon 300 bin ordu ürettik. Bunlardan 829K'sı T5'ten direkt sıfır üretim olarak süvari şeklinde oldu. Geri kalanları ise direkt T4'ten T5'e atma şeklinde yaptık. Bunun sonucunda da üçüncülüğümüzü elde ettik. Zorlu bir video oldu. Eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında sormayı unutmayın lütfen. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.